İyi günler sevgili seyirciler. Sanat, Yaşam, İnsan programımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuklarım var. İki gün boyunca tiyatro festivaline ayırdık programımızı. Bugün ve yarın tiyatro konuşacağız. Hoş geldiniz. Öncelikle konuklarımı tanıtayım. Övül Avkıran, Leman Yılmaz ve Mustafa Avkıran'la birlikteyiz. Ve daha sonra ikinci bölümde Ayça Bingöl'le bir araya geleceğiz. Bugün konuşacağımız oyun, burada şimdi konuşacağımız oyun, festivalde oynanacak olan Dumrul ile Azrail oyunu. Hoş geldiniz. Biraz zor oldu gelişiniz. Onun için nefes nefesesiniz. Ben de yavaş yavaş nefesinizi toplamanızı bekliyorum. O yüzden merdivenlerimiz biraz değil mi yordu sizi, kusura bakmayın. Olsun. Hoş geldiniz. Bugün tiyatro festivali ayın 14'ünde başlıyor. Sizinle başlamak istiyorum Leman Hanım. Siz İKSV'de tiyatro festivalin direktörüsünüz. Aynı zamanda akademisyensiniz, tiyatro eleştirmenisiniz. Yıllardır da festivalin başındasınız. Bu sene 24. sanıyorum festival. Evet. Festival. Tebrik ediyorum. Sizle başlayalım. Şimdi bu festivalde neler var? Tiyatro festivalinin önemini de burada konuşmak istiyorum sizlerle. Siz değerli oyuncu ve yönetmenlerle. Festivalde neler var? Bu sene pandemi gölgesinde mi diyeyim, nasıl diyeyim, şartlarında, pandemi şartlarında tiyatro yapmak nasıl bir şey? Festival yapmak nasıl bir şey? Evet, başlayalım. Evet, aslında gülüyoruz ama artık tabii gerginlik ve bizim de morallerimiz, çünkü günden güne haberler geldikçe biraz etkileniyor. Şöyle, aslında biz tiyatro festivaline dün akşam başladık bir şekilde. Bir ön etkinlikle başladık. NDT2'nin bir canlı yayını vardı ve dünya premieriydi. Çok da ilginç bir çalışmaydı. Çünkü pandemiyi anlatan iki eser, iki koreografın iki eseri, farklı eseri sahnelendi. Ve hepimiz evimizden canlı yayına bağlanarak bir dünya premieri gerçekleştirdik. Evet, işte aslında tüm bunlar festivalin programına da biraz damga vurdu, etkiledi. Peki şimdi siz bu festivali, yani 24. festivali bundan bir süre önce tasarlamaya başladınız. Ne zamandı bu? Aşağı yukarı herhalde bir sene öncesinden mi aşağı yukarı tabii tasarlıyorsunuz? Evet. Sonra bu pandemi patlayınca gene de yapmaya karar verdiniz. Evet. Bu nasıl bir karardı? Yani uluslararası bir öngörü oldu? Çünkü bir sürü şey de iptal oldu aslında. Uluslararası yapımlar aslında çok uzun zaman önce programlamaya başlıyoruz topluluklarla. Çünkü ancak tarihler, mekanlar, teknik olarak, çünkü tekniği mekana oturtmak, tarihleri oturtmak o başka bir şey, bilmeceyi çözmek gibi oluyor bizim için. İki tane çok büyük projemiz vardı. Biri bir dans gösterisiydi, diğeri de bir oyundu. Büyük iki topluluk gelecekti. Maalesef tabii ilk bizim iptal ettiğimiz ya da ertelediğimiz o gösteriler oldu. Onun dışında Hollanda ile yazışmaya devam ettik. Çünkü onlar çok niyetliydiler. Biz mutlaka geleceğiz diyorlardı. O da iki gün önce belli oldu. Çünkü ülkeler yine farklı düzenlemelere karar verdiler. Fransız bir ekibimiz var. Onlar dilimi ısırıyorum ve bir şey demiyorum artık. Tabii ki salı günü geliyorlar şimdi. Ekip yola çıkıyor. Hatta bugün de dışarıdan gelen, yurt dışından gelen tüm ekiplerden de tabii ki COVID testlerini istiyoruz. Şimdi testleri de geldi. Tabii o şartlarda tabii, o yapılıyor. Şartlar, yani her şey değişti aslında hayatımızda. Biraz da onun örneğini vermek istedim. Festival yapma kararına nasıl oldu? Yani Mart ayında tabii ki her yer ilk önce ertelendi. Hepimiz biliyoruz. Öbürler çalışıyordu. Premierler ertelendi. Bir umuttu aslında. Hani bir ay sonra, iki ay sonra, ama tabii bakıldı ki değişen... Baktık ki öyle değil. Öyle değil. Durum öyle değil. Gelen raporlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar hiç öyle değildi. Şeyi de biliyorduk az çok. Yani kış aylarında biraz daha tabii ki tırmanacağını, ama ikinci ve üçüncü dalga olduğu için biraz daha belki değişiklik gösterebilir. İptal edebilirdik, yapmayabilirdik. Bu tabii ki en pratik yol, çözüm.
Ama diğer taraftan uluslararası toplantılarda da hep konuştuğumuz oldu. Yani bir taraftan da bu umudu herkes tutmak istiyordu içinde. Ve Ağustos ayı gibi aslında hemen hemen bütün ülkelerden sezon açılışları ve şeyler gelmeye başladı, bilgiler. Sezon programları gelmeye başladı. O bizde de biliyorsunuz başladı ve oyunlar devam ediyor aslında şu anda. Tabii, sahnelerimiz açık. Dolayısıyla o noktada tiyatro festivali olarak biz sahnelerimizi kapatamazdık. Çok güzel, hayırlı olsun o zaman. Çok teşekkürler ama hep birlikte tabii ki. Onu da ben eklemek istiyorum. Özellikle ben Övül'le Mustafa burada ama tüm sanatçı arkadaşlarıma, topluluklara çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok bir arada verdiğimiz kararlar oldu. Çok konuştuk, evet, çok tartıştık. Yapalım mı, yapmayalım mı, nasıl yapalım, çevrim içi olsun, sahneyi mi kullanalım, sahneyi birlikte kullanıp kayıt mı yapalım? Biraz çalıştınız, karar verdiniz. Tabii hep konuştuk, süreçte. Hep konuştuk. Başka türlü olamazdı zaten. Yani o sadece bir festivalin kararı da olamazdı. Çünkü birlikte yapıyoruz bu festivali dolayısıyla. Umarım 14'ünde başlar ve o hızlanda bitiririz diye düşünüyorum ben. Evet. Size sorayım, siz nasıl geçirdiniz bu kapanma pandemi dönemini, üretiminizi nasıl etkiledi? Sizden başlayayım. Siz birlikte tabii çok üretiyorsunuz. Biz hep birlikte üretiyoruz. Evet, neredeyse kendimizi biletleyelim. Evet, değil mi? O da çok hoş bir şey tabii. Onu da sormam lazım. Yani aynı çatı altında yaşamak ve karı koca olmak değil mi? Ve aynı zamanda birlikte üretmek, birlikte sahneye koymak, oynamak. Yani 24 saatiniz birlikte geçiyor özetle. Evet. Evet. Bu pandemi nasıl geçti? Pandemi şöyle oldu. Biz zaten ya enteresan bir şey. Berlin'deydik. Berlin'de bir yaşam kurduk biz. Ve Berlin'deyken de işte orada şirketimizi kurduk vesaire. Ve artık orada bir yaşam, yeniden işte tiyatro projelerimizi üretelim. Ve yine uluslararası camianın içinde dolaşıma sokalım gibi. Ve uzun da bir ara vermiştik. Garaj İstanbul'u kapattıktan sonra biraz mesafeliydik diyelim. Uzun bir ara oldu. Fakat yeniden başlama kararı verdiğimizde Dumrul ve Azrail ilk tercihimizde oyun olarak iyi bir başlangıç olur diye düşündük. Ve onun için de provalara İstanbul'a geldik. Ve müthiş hızla ekibimizi kurduk. Çok heyecanlandık. Bize çok iyi geldi. Uzun bir aradan sonra Dumrul'la başlıyor olmak, Murat Anmungan çalışıyor olmak şevklendirdi, ısıttı, kalbimizi ısıttı yeniden tiyatroya karşı da. Evet, niye ara verdiniz de onu da sizden almak istiyorum. Onu çok merak eden var. Sizin lafınızı kesmiş gibi oldum. Kusura bakmayın. O merakımızı giderelim. Evet. Uzun bir ara nedendi? Yani biz yaklaşık 1995'ten işte 2013'e kadar, yani gezi olaylarına kadar neredeyse kesintisiz üretim yapan bir çiftiz. Ve özellikle yapı kuran bir çiftiz. En son Garaj İstanbul'u kurduktan sonra, ki işte hep yanımızdaydı İKSV ve Leman, 2013'te geziye geldiğimizde geziden sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağını kanaat getirdik diyelim. Ve uzunca bir süre durmaya ve yaptığımız işleri yeniden gözden geçirmeye, üstüne düşünmeye, bir nefes almaya ihtiyacımız olduğunu hissettik. Sonra hayatımızda bir yenilik olarak işte bu 29 yıllık ilişkinin böyle bir tane meyvesi derler ya, bir oğlumuz oldu. Maşallah. Ve onu alıp Berlin'e gittik. Ya buradaki benim popüler kültürle ilişkimi bir şekilde kesmeden başarabilir miyiz orada yaşamayı diye. Ve hakikaten onu başarıyorduk da. Fakat işte herkesin başına geldiği gibi bizim başımıza da geldi pandemi. Ve döndük. Ama biz tiyatro yapmaya karar vermiştik zaten. Evet. Ve bunu Leman'la konuşmuştuk. Yani Dumrul zaten festivalde oynayacaktı. Yani o karar oynayacaktı zaten. Yani o kararı şeyi de ben şu anda çok iyi hatırlıyorum. Unique'de bir oyunun öncesinde Mustafa geldi. Levan dedi, biraz böyle ayaküstü konuşurken böyle böyle dedi. Ben çok çok mutlu oldum çünkü çok önemli. Şimdi çok tabii çok önemli bir oyun. Hem Mustafa'nın bunu ödedim. Ben tabii ikinize birden soruyorum. Birlikte olunca sizle devam edeyim o zaman. Dumrul'u konuşalım. Heyecan verdi dediniz tekrar onu sahneye koymak. 2000 yılında galiba 2000, değil mi daha önce? 2000. Bu farklı bir versiyon. Bir kere 2000 yılında festivalde ya da
Diğer sahnelerde Durmun'la Azrail'i görmüş olanlar için şimdi soruyorum. Farklı bir versiyon, farklı bambaşka. Bir öyle mi? Nasıl? Bambaşka. Biz yapamıyoruz galiba. Bir her oyunu yeniden bir hesabımız. Yani aynısını yapmak görürken. Evet, mümkündü. Yani bu da çok mümkündü ama olmuyor. Yeniden metinle hesaplaşıyoruz. Oyunlaştırmayı zaten Mustafa yaptığı için oturdu. Bambaşka yeniden bir takla attırdı deriz biz metne. Yeniden onu bir elden geçirdi. Yeni bir oyuncu kadrosu oluştu. Dolayısıyla o oyuncuların kattıkları farklı oluyor oyuna. Ve yepyeni, bambaşka bir oyun çıktı. Yeniden bir oyun sahneledik yani. Asla bir röpriz değildir bu. Bir de evet. Zaten bizim bu kadar zaman içinde röprizimiz yok. Yani tek röpriz denilebiliyor. Yok, böyle bir şey yoktu zaten. Yani biz üç defa Geyikler Lanetler sahneledik sadece. Yani o da bir tanesi Antalya Devlet Tiyatrosu'nda, bir tanesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, bir tanesi Selanik Devlet Tiyatrosu'nda. Yani biri tamamen Yunanca ve 40 tane Yunanlı oyuncuylaydı. Bambaşka bir oyundu. Ankara'daki bambaşka bir oyundu. Antalya'daki ilk versiyon Antalya'ydı. Bambaşka bir işti. Ve hakikaten onun dışındaki ilk şeydir bu. Gene Murat Anmungan'a denk geldi. Çünkü aslında galiba Murat Han'la hesabımızı bitiremiyoruz. Evet, şimdi onu yani soracağım. Yani o kadar derinlikli bir... Birlikte çalıştınız mı Murat yani, Anmungan'ın? Şimdi şöyle diyeyim. Deli Dumrul hikayesinden yola çıkarak yazdığı Dumrul ve Azrail öyküsünü siz tiyatroya uyarladınız. Beraber çalıştınız mı? Şöyle, Murat Han'la hep beraber çalışıyoruz. Yani şöyle... Bir kere oturup bu oyunu, bunu, bu öyküyü oyun yapmak, bu hikayeden bir oyun yapma fikri zaten başladığımız nokta o. Yani biliyorsunuz belki Murat Han kendi işlerinin disiplinler arası olmasını pek istemiyor. Yani eğer senaryo, yani bir oyunumu diyor filme çekeceksiniz, benim senaryolarım var, onları buyurun. Şiirse okuyun ama tutup onu öyle yapmayın falan diyor. Burada bazı istisnalar var. Dumrul onlardan biri. Çünkü Dumrul'u hakikaten işte bundan 20 21 yıl önce bize yani hediye ettiğinde öykü halini, ki o zaman basılmamıştı. Basılmadan yani ilk hatta okuyanlardan biriyiz biz. Ondan sonra ben ona ya ben bunu oyunlaştırmak istiyorum dediğimde hakikaten çok heyecanlandı. Al eti senin kemiği benim durumuna geldi. Şimdi 20 yıl sonra baktığımızda da biz yeniden Dumrul'la başlıyoruz dediğimizde tabii çok sevindi. Yani çünkü eskimiyor. Yani aşk herkes için başka bir şey ifade ediyor. Bir de hiç hesaplamamışken bu salgın, ölüm, yaşam yani o kadar evet. Artık iç içeyiz ki Azrail'le. Fedakarlık. O bizi biraz daha ajite etti diyebiliriz değil mi? Yani biraz daha böyle daha iyi anlatmak isteği oluşturdu içimizde. Emin ölüm başladı diye tamamlayayım. Ölüm korkusuyla aşk ve ölüm konuşuyoruz. Evet yani öyle bir şeye dönüştü. Ve gittikçe bizim hikayeyi anlatmaktan çok aslında hayat üzerine konuşmaya dönüştürdü işi. Yani konuşuyoruz hakikaten. Yani farklı bir metin mi aynı zamanda? Metne hiç dokunmadık. Ya yani benim oyunlaştırdığım öyle diyor. Takla attırdım ben ama Murat Anmungan'ın bir tane kelimesi dışında bir şey yok. Yani o konuda çok sadığız. Yani orada hiçbir şeyimiz yok. Tabii kısaltmalar var, küçük yer değiştirmeler var ama cümlelerin ya da sözcüklerin tamamı Murat Anmungan'a ait. Ancak tabii onun metni bir katman. Biz onun üstüne galiba iki kat daha çıktık. Yani öyle bir durum var. Yani bir beden boyutu var, bir ses katmanı var. Ve belki de bütün bunların tamamını oluşturan, işte adına tiyatro dediğimiz bir katman var. Yani gösteri evet. Metni oluşuyor oradan da. Peki ne gün oynuyorsunuz? 19 ve 20. 19-20. Zorlu da oynuyoruz. Zorlu da oynuyorsunuz. Drama sahnesinde oynuyorlar. Peki kimler oynuyor? Künyesinde kimler var oyunun? Onları da burada eyvah sizi evine bıraktım. Mustafa Akran oynuyor. Akran oynuyor. Siz sahneye koydunuz. Ondan sonra Ahmet Rıfat Şüngar var. Orhan Topçuoğlu var. Orhan Topçuoğlu bir davulcu, bir perküsyonist. Bir sahne şovmeni, sahne delisi. Ondan sonra çok genç bir caz şarkıcımız var, adı Bidar. Bidar var, o da oyuncu ve müzisyen olarak var. Ve Selçuk Artut var, o da görsel ve işitsel tasarımcıdır. Selçuk da sahnede, bu sefer biz 5 kişi oynuyorduk, şimdi 6 kişi oynuyoruz.
Yani bir altıncı oyunumuz var. Yani. Evet, ha, çok Selçuk enteresan. Işığı Yüksel Aymaz yaptı her zamanki gibi. Fakat bu sefer kostümlerde gene başka bir disiplinden Hatice Gökçe ile çalıştık. Modacı, müthiş bir modacı. Özellikle erkek modası konusunda. Yani dünyada çok iyi bilinen bir isim. Ben çok istedim ama şeyler, bazı fotoğraflar geliyor. Provada, prova görüntüleri gerçek yok. Gerçek fotoğraflar değil. Videoları yok. Olsaydı çok güzel olacaktı. Pandeminin çok, bize hediyesi bu. Evet, az maalesef. Malzeme. Bunlar evet, ta ilk karantinadan önce bir fotoğrafçı bir arkadaşımız provaya gelip çekmişti bunları. İyi çok ki çekmiş. Başka da elimizde fotoğraf yok. Yani çünkü akabinde karantinaya girdik. Şimdi ama 19-20'sinden sonra çok iyi malzemeler olacak elinizde. Yani ondan sonra çok iyi şeyler olacak elinizde. Evet, çok güzel. Peki Leman Hanım'la devam edeyim ben. Nasıl gidiyor ilgi, bilet satışları, tiyatro? Yani son sıralarda sanki tiyatroya büyük bir ilgi var gibi. Öyle hissediyorum, bilmiyorum tam olarak. Siz daha iyi söylersiniz. Hepiniz daha iyi söylersiniz. Festivale nasıl ilgi? Yani festivale her zaman, tiyatro festivaline gerçekten seyircimizin ilgisi çok çok iyi. Yani siz de biliyorsunuz hep büyük sahnelerdeki gösterilerimiz bizim bileti tükenen gösteriler olur, hep sold out olan. Bunda da tabii o denklemi çok iyi kurmaya çalıştık. Çünkü pandemi koşullarında ayarlandı bütün sahneler ve seyirci oturma yerleri. Yani şu anda yarı yarıya bütün kapasiteler indi ama biletler tükenen oyunlarımız var. Tam şunu şimdiden sormak istiyorum. Yarı yarıya inince bilet fiyatlarını arttırdınız mı? Yok. Onun ekonomisi nasıl dönecek? Ekonomisi hiçbir zaman dönmez ki zaten. Konu tiyatro olunca ve çünkü prodüksiyon ağırlıklı çalışıyoruz. Yani şey gibi değil sonuçta, artık mesela sinema sektöründe iş çok farklılaştı. Bir link lensiz bir filmi gösterebiliyorsunuz ama tiyatroda ne kadar dekor azalsa da, biliyorsunuz şimdi iklim krizi nedeniyle topluluklar ve sanatçılar biraz o noktada da dikkat etmeye başladılar. Hafif. Dönüşebilir dekorlar, hafif dekorlar ya da şeyden, nakliyeden olabildiğince kaçınmaya çalışıyorlar. Ama yine de iş her zaman için sadece dekorla düşünmediğimizde, ışık sistemi bu sefer daha çok farklı yönlere ağırlık biniyor. Yani ışık tasarımına biniyor, ses tasarımına biniyor. Ama iş prodüksiyon, yani sadece şeyde bitmiyor ki, bu prova süreci var. Provada sanatçıların tabii ki şeyleri oluyor o dönemde, işte ihtiyaçları oluyor. Yine prodüksiyon ihtiyaçları oluyor. Çünkü sahneye bir eseri, ürünü taşımaya çalışıyor ekipler, sanatçılar. O yüzden de tiyatro dediğimizde, yani şeyi söyleyeyim ben çok açık yüreklilikle, çevrim için bile düşündüğünüzde o sadece iki tane kamerayı koyarız, çekeriz de bitmiyor tiyatroda. Tabii. Yani biz şu anda çevrim için gösterimlerin çoğunun burada kaydı tamamladı. Burada bile 3-4 yani, tane evet, burası, kamera var. Yani 4 sadece, kamera. Sadece bir 4 kamerayı şu noktalara koyarız, sahnede de oynanırlan olmuyor. Onu görüyoruz, onu yaşıyoruz. Yani onun kurgusu var, ses kurgusu yani var, her şey. Yani herhangi bir, nasıl şimdi... Alt yazısı var, mixajı var. Alt yazısı var, yani birçok şey giriyor işin içine. Peki şimdi mesela oyun oynanırken mi yapılıyor o çekim, yoksa o çekim, yani çevim içine konacak piyes farklı, o amaçla mı çekiliyor? O amaçla çekiliyor. Şimdi aslında şunu söyleyeyim ben. Programı hazırlarken hibrit karma bir program üzerinden gittik biz. Çünkü 3 senaryoyu hazırlamamız gerekiyordu. Yani 3 adımda. Hep işte şeyi öngörerek, şu anda bir uluslararası festivali hazırlıyoruz programı. Hem uluslararasından gelen 2 tane fiziksel ekibimiz var ki biri şu anda gelemiyor ama diğeri geliyor. Ve 3 tane de çevrim içi oyunumuz var. NDT2 idi, Kuğu Gölü var ve İtalyan yönetmen Pippo Del Bono'nun bir işi var. Bunlar çevrim içi. Bir de sadece... Onlar hazır mı geldi? Onlar evet. Yani Kuğu Gölü'de mesela canlı yayın olacak. Orada da farklı bir deneyim olacak seyircinin. Yani canlı o anda. Şeyi yok. Onun bir tekrarı yok. Yani biletinizi aldınız, girdiniz, bağlandınız ve izlediniz. Orada bitiyor. Live bayağı gerçek, bayağı live canlı. Evet, dün mesela NDT2 dün akşam bayağı bildiğiniz sahnede koltuklar bomboştu. Orkestra çukurundan başladılar. Çok acayip. Yayını vermeye orada
müzisyenler oradaydı. Ama arka taraf bomboştu. Ve beni en çok etkileyen mesela dün akşam şey oldu. O alkışı duyamamak. Premier yapıldı ve o alkışı kendileri çağırdılar koreografı sahneye. Ellerinde çiçeklerle çıktılar. Ve kendilerini alkışladılar sanatçılar. Yani sanırım en büyük tiyatroda, evet yani tiyatroda alkış, siz anlatsanız da alkış yani, nasıl bir yani biz konuştuk Leman'la yani çevirim içi yapalım. Çevirim içi yapalım Dumrulu diye. Biz ikimiz de birdenbire yok yani olmaz yani öyle bir şey yapamayız yani. Onu bu da oyunu, konuştuk evet. Bu oyunu oynamalıyız biz ve hakikaten alkış gelmeli. Evet biz bunu birkaç kere yapalım sonra bunu dönüştürebiliriz ama evet. Hakikaten ya nasıl bakıyorlar. Bir tiyatro için, hani tiyatrocu şey. İçin alkışsız. Yani sahne sanatları için çok önemli. Evet. Onu hep biz konuştuk ve bu Mart Nisan ayları benim çok yoğun uluslararası şeylerle toplantılarla geçti. Yani orada hep vardığımız nokta şuydu. Bir tabii ki esnek olmamız gerekiyor. Pandemi sürecini bilemiyoruz çünkü şu anda kimse bilemiyor o kadar net. Tabii. Yani sadece öngörüler var. Ona hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte o yüzden biz 3 senaryo. Yani kapanma noktasında bile şu anda festival programı sağlam bir şekilde ayaklar üzerinde gidebilecek noktada. Onun dışında bu geçici bir dönem. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor dedik hep beraber. 2000 yıllık tiyatro sanatı seyircisiyle var oldu, sahnede var oldu. Yine aynı şekilde var olmaya devam edecek. Tabii ki dijital tiyatro bir anlamda, dijital platform hayatımızı farklı ona bir... nasıl ilgi? O da çok iyi gidiyor şu anda. Ben onunla hala fikrine alışmış değilim. Ama orada ben şunu söylemek istiyorum. Yani orada eskiden biz hep çok vardı konuştuk. Çok eskiden. Var, vardı, televizyonda oyunlar vardı, vardı. Televizyonda çok tiyatrolar vardı. De, evet. Ama mesela şimdi... bir... Sadece o çevrimiçi platform için üretilen şeyler var, çalışmalar var. Yani oyun gibi mesela kayıt olarak değil. Podakto'nun iki kulak tiyatrosu olarak adlandırıyorlar onlar. Radyo tiyatrosunun torunları diyorlar. Ki bence çok önemli. Biz radyo tiyatrosu döneminin çocuklarıyız. Evet. Yani o radyo tiyatrosuyla büyüdük, çocuk bahçesiyle büyüdük. Onun dışında mesela seyircinin ya da dinleyicinin kendi evini bir galeriye dönüştüreceği interaktif bir proje var. Birlikte gezi, bir metin eşliğinde kendi evini keşfedecek. İşte bu şey tam da pandemi döneminde hep evlerde yaşadık. Evler bizim aslında yaşam alanlarımız haline geldi ve onu şu anda bir işte galeriye dönüştürmek, sergi alanına dönüştürmek gibi. Galata Perform'un yine tamamen dijital olarak kurguladığı bir şey var, proje var. Onlara biz özellikle dikkat ettik. Yani biliyorsunuz Mart-Nisan ayında bütün dünyada National Theatre'dan Şahabeyne'ye kadar, Talya Tiyatro'a kadar, işte Odeon'a kadar herkes kendi kayıtlarını gösterime açtı. Ama onlar sahne üzerinde var olan kayıtlardı. Yapılmış kayıtların paylaşımıydı. Onları da çok konuştuk. Yani bu mudur dijital tiyatro? Tabii ki hayır dedik. Dijital tiyatro bu platform için üretilmiş olması gerekiyor. Evet. Çekimlerin farklı olması gerekiyor ama bundan sonra da hayatımızda bu alanda olacak. Onu da tabii ki. Evet, o kaçınılmaz bir şey. O kaçınılmaz tabii. Evet. Ama orası da farklı üretimleri getirecek diye düşünüyorum. Tabii mutlaka. Şahabeyne'de galiba sadece onun için çekilmiş birkaç iş izledik değil mi? Evet, sesi? Evet, evet. Ben size ikinize sormak istiyorum. Şimdi siz çok üretken ve hatta girişimci diyeceğim. Girişimci ruhu da çok yüksek olan bir çiftsiniz. Bu Garaj İstanbul'dan da yola çıkarak soruyorum. Bu festivalden sonra projeleriniz var mı? Mutlaka bir şeyler tasarlıyorsunuzdur. Neler tasarlıyorsunuz? Sizin dizilerde, filmlerde projeleriniz vardır mutlaka, devam eden. Çok güzel domates salatalık ekeceğiz. Öyle mi? Projeler öyle mi? Evet, çiftçiliğe başlıyoruz. Zeytin, zeytinyağı falan. Öyle mi? Var mı öyle? Daha domestik projeler bunlar galiba. Yok, yani hepimiz şu anda Türkiye'de değil, dünyada kime sorsanız herkes... Artık metropollerden daha doğaya dönük bir hayatı istiyor. Yani bu kirlenmeye, iklim krizine, salgına, yani insanın direnebilmesi için hakikaten yalnızlığa, doğayla tekrar barışmaya ihtiyacı var. Yani biz de o özlem içindeyiz. Yani onu istiyoruz tabii ama bu üretimin duracağı anlamına gelmiyor.
Şöyle, biz Dumrul'u seçtikten sonra nasıl devam edeceğimizle ilgili bir miktar çalıştık hakikaten. Yani şimdi gençler spoiler diyor ya, yani spoiler vereyim size. Bunun arkasından gene 2000'li yıllarda başladığımız ama 13'e kadar, 2013'e kadar oynadığımız bir aşuramız var bizim. Yani neredeyse dünyanın her yerinde bir şekilde oynamış olan aşuramız var. Gene İKSV Tiyatro Festivali ile beraber ürettiğimiz bir iş. Aşurayı mutlaka kaydedelim ve işte o çevirim içi neyse adı. Yani biz bir şekilde onu televizyon için, evler için, internet için ya da dijital ortam için ama senin söylediğin yani özel bir kayıtla, özel bir sahneleme anlayışıyla onu yapalım istiyoruz. Sonra da fırsat bulursak canlı da izleyebilir o. Çok güzel. Bir de geçen yıl gene Leman'la bir ön konuşmasını yaptığımız bu 72. buyruk fermandan yola çıkarak, yani Ezidilerin bu son büyük katliamından yola çıkarak bir şey tasarlamaya başlamıştık zaten, çalışmaya başlamıştık. Galiba bundan sonraki adım biraz kadın üzerinden, kadınlar üzerinden, özellikle Ezidi kadınlar üzerinden ki bununla ilgili zaten şey çalışıyoruz. Yani hikayeler var tabii. Neydi, belgeler, araçlar, onlar zaten sürüyor idi. Ama şimdi Dumrul arası verdik ona biraz. O galiba bundan sonra bir süre bizi meşgul edecek yeni bir alan. Peki, ben son sözü size bırakacağım. Sorum şu olacak. Şimdi Mustafa Alkıran'ı biz sahnelerde de, işte televizyonda da, filmlerde de hep böyle sert, işte mafya babası, onu bunu döven, ona öyle öyle bir tip olarak biliyoruz. Fakat şimdi hani şu kadarcık bir tanışmayla bile hani iyi rol oynadığını söylemem lazım. Evde nasıl? Mustafa çok yumuşak, çok sabırlı, çok sakin bir insandır. Zaman zaman kendi bedeninde patlamalar yaşasa da bu yüzden, o sabrı, sükunetinden dolayı hayata karşı son derece sabırlı, sakin bir insandır. Demin hatta biraz geciktik, işte trafik falan bir gelene kadar bir stres yaşadık. Arkadaş Mustafa'nın sükunetine birkaç saniyede çok sakin biri galiba dedi. Öyledir dedi. Ben bu bölümümüzün sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyorum. Biz tekrar burada buluşmak dileğiyle diyeceğim. Bu güzel projelerinizi burada hayata geçirdiğinizde tekrar burada buluşalım diyorum. Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran, çok çok teşekkür ediyorum. Sizi gönderiyorum ve yolcu ediyorum. Edemeyeceğim. Yavaş yavaş. Biz gideriz kendi kendimize. Maskenizi takar gideriz. Maskelerinizi takıp ben de burada Ayça Bingöl'ü ağırlayacağım. Ben Anadolu oyununun. O da şahane oyununun. Bir iş yapıyorsunuz. Evet, çok güzel bir tanıtım var. Onu şimdi ekrana getiriyoruz. Sizi de buradan uğurluyorum. Çok çok teşekkürler. Ayağınıza, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Için. Çok teşekkürler. Galiba Geyikler Lanetler'le Ben Anadolu o sene aynı festivaldeydi. Galiba doğru. Şimdi hatırladım. Ben çünkü ikisine de iki oyun festivalde. AKM Büyük Sahne'de izledim. Doğru. İkisine de. İkisi de galiba şeydeydi. Evet. Festivalin aynı programı. Ben Anadolu. Tamam. Su perisi salma kez bir öğlen üstü kaynağında yüzen oğlanı gördü. Hermesli Afrodit'in oğlu. Benden izinsiz kaynağıma bir yabancı nasıl girermiş diye yarım öfkelenirken, çaresiz konuğuyla göz göze gelişi su perisinin soluğunu kesti. Yüreğinden karnına ılık bir akış indi. Güzel oğlan, güzel oğlan, sen kimsin? Ben bilmemişim. Benden izinsiz pınarıma girmişsin. Gel, tanışalım, ilişelim. Ben hep o utanmaz satırlarla seviştim. Senin onlardan başkalığın nedir bileyim. Çocuk, salmak izi görünce nedensiz bir ürküye kapılıp kaçtı. Salmak izi incinmişti. Güzel oğlan, güzel oğlan, benden niye kaçarsın?
Pınar'ıma izinsiz girdin diye kızacağımı mı sandın? Bekliyorum. Yine gel. Yine gel. Günler sonra yine geldi utangaç yüzücü. Zalmak iz. Bir kayanın ardında ona düşlenmiş bekliyordu. Kolları açık, yüksekten üstüne atladı. Zımbısı kızararken oğlanı, sular tanrısına yalvardı. Babacığım, ben bu oğlanı sevdalıyım. Evet, çok harika bir tanıtım olmuş. Şimdi biraz kafam karıştı. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum Ayça Bingöl. Aramıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Leman Yılmaz'la devam ediyoruz. Tiyatro Festivali'ni konuşmaya. İkinci oyunumuzu konuşacağız ve Türk sinema tarihinde çok önemli bir yeri olan bir oyun bu. Tiyatro tarihinde. Evet. Ben Anadolu oyunu. Ve Ayça Bingöl şimdi festivalde bu oyunu oynayacak, tek kişilik oyunu. Biraz sizden dinleyeceğim. Tek kişilik oyun bir kere yani herhalde çok zordur. Bilmiyorum tiyatrocu olarak ne diyeceksiniz. Evet, evet çok zor. Yani, dikkatleri üstünüze toplamanız lazım. Ya, iddialı bir şeymiş tek kişilik İlk defa oyun. Mı İlk defa oynuyorum. Açıkçası tek kişilik oyunları da oyuncu olarak hani çok cazip bulmazdım. Çünkü tiyatroda bir kulis tarafı vardır ki çok tatlı, heyecanlı turnelerde yani bizim böyle tadımız tuzumuzdur çalışırken. Ya tek kişilik oyun oynayan insanları da şey derim, ne kötü tek başına turneye mi gidiyor ya? Ya sıkıcı değil mi? Kuliste nasıl eğleniyorlar acaba? Yani bu işin şakası da zor bir şey. Yani tek kişilik oyun sahnede yalnız olmak ve bütün o süreç içinde her şeyi o hakimiyetle ve bütün oyunun dinamiğiyle tek başına ayakta tutmaya çalışmak zor. İyi bir antrenman isteyen, çok çalışma isteyen ve performansa dayalı bir iş tek başına olmak. Evet. Çünkü sahnede hep bir oyuncu partnerinle ya da birkaç oyuncu partnerinle omuz omuza olursun. Herkes birbirini kollar sahnede. Birazcık düşsen kaldırır, ayağın kaysa düzeltir. Onlardan biraz mahrumum ama ya bu da benim için herhalde işimde çok önemli bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Ya kere... Çünkü çok duygusal bir tarafıyla beni çok besleyen ve ismi bile beni gözlerimi dolduran bir proje bu. Ve biz bunu Yıldız hocamızın evladı olarak hani altına girdik. Hani ona layık ve onun o bize verdiği, üç uzattığı... Üç evlat başka? Ben, yönetmenimiz Görkem Yeltan ve Mamart'ın kurucularından yapımcımız Feri Güler. Siz üçünüz de Yıldız Kenter'in öğrencileriyiz. Ne kadar müthiş, ne kadar evet, hani onun bize uzattığı ve verdiği eli de biz... elimizden geldiğince en iyi şekilde taşıyıp devam ettirmek istiyoruz. Alnımızın akıyla bu işin içinden çıkmak istiyoruz. Çok tebrikler. Şimdi bir kere o tek kişilik oyun oynamanın zorluğunun yanı sıra Yıldız Kenter'in bunca yıl oynadığı ve kültleşmiş oyunu oynamak da kendi başına değil mi bir zorluk olsa gerek. Evet, aslında ben onu biraz daha farklı yaşıyorum ve algılıyorum. O benim sırtımı yasladığım bir yer. Yıldız Hoca'yla bana bir şey söylediler de kafam dağıldı. Böyle mi yapayım? Ne yapayım? Yıldız Hoca'yla yani Yıldız Hoca'nın Ben Anadolu'su bambaşka bir şeydi. Bizim yaptığımız Ben Anadolu'da bambaşka bir şey olacak. Hani çağı takip eden, daha multidisipliner birçok öğeyi barındıran Görkem Yeltan'ın projesidir bu. İçinde sinema, tiyatro, animasyon, gölge oyunu vesaire gibi. Büyük bir prodüksiyon. Büyük bir prodüksiyon, evet. Evet, böyle
uluslararası ve platformda da var olmayı çok arzu ettiğimiz ve bu konuda da çalıştığımız bir proje. Şimdi provalar devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Ne zaman oyununuz? Oyunumuz 22 Kasım'da. 22. Zorlu'da premier yapacak. 22-23 Kasım Zorlu, 28 Kasım CKM, İKSV yani festival içinde. Şu, bu üç tarihi verebilirim şu an. Tamam, çok güzel. Peki şöyle bir şey, biletler satışa çıktığı için nasıl gidiyor? İlgi herhalde çok bitti mi yoksa? Şeylerini oyun bazında şeyini bilmiyorum ama çok ilgi var ve çok da güzel çok gidiyor. Çok müthiş bir proje. Bir de böyle çok çağdaşlaşmış olması, yeni bu anlatım, disipliner ve anlatım şeklinin modernleşmesi çok güzel bir şey tabii. Evet. Peki siz bu role çalışırken hep Yıldız Kenter hocam hatırlayarak mı oynadınız, çalıştınız bu role? Yok onu. Yani o ben oyunu zaten izlememiştim. Ben hocadan oyunu izlemedim. Açıkçası o yüzden ben sadece Yıldız Hoca'nın bunu nasıl oynadığını hayal ediyorum ve hayal edebiliyorum. Onu çok iyi tanıdığım ve onun bütün o oyunculuk sahne üzerinde izlediğim bir sürü oyunundan. O yüzden zaten bizim konseptlerimiz de çok farklı olduğu için benim hiç öyle bir düşüncem, kafamın bir tarafında hiç öyle bir şey olmadı. Teksti elime aldığımda, başka bir teksti de elime aldığımdaki yaklaşım biçimimden farklı bir biçimim olmadı çalışırken. Ama Yıldız Hoca'yı dediğim gibi hep arkamda hissediyorum. Bütün bu süreçte. Hepimiz öyle hissediyoruz. Görkem de, Feride, bütün diğer çalışma arkadaşları. Yani burada şunu da söylemeliyim ki bu o kadar çok yönü olan bir proje ki ben tek başıma sahnede bu oyunu oynarken zaten oyunumuzun finalinde bir jenerik akacak sinema perdesinden. Orada görecek seyirciler ne kadar çok insanın çalıştığını bu işte. Her zaman ben bunu izleyicilere hatırlatmak istiyorum. Sadece sahne önünde göründüğü kadar değil bu işler. Arkasında koskocaman bir ordu var ancak öyle ortaya çıkıyor. Büyük emek, bütün bu tiyatro, görsel sanatlar, emekçileri, ışıkçısından kameramanı, işte her türlü çalışanıyla çok büyük emek isteyen, büyük emeklerin aktığı bir yer. Evet, yani çünkü sahne. Mesela üç kadın rolümüzü Görkem, aynı zamanda Görkem Yaltan bir sinema yönetmeni de olduğu için üçünü kısa film şeklinde çektik. Bu demek oluyor ki yani bir sinema prodüksiyonu da yapıldı aynı zamanda üç tane filme. Onun bütün teknik çalışmaları, post prodüksiyonu, işte color'ı, ses mühendisliği vesaire. Bunların hepsi çok değerli insanlar tarafından yapılıyor. Belki bu oyun tek kişilik bir oyun diye çıkacak sahnede. Herkes, izleyici beni görecek sadece ama inanın arkada çok çok fazla emek ve çok farklı disiplinlerden çalışanlar var. Ebru sanatı var mesela. Bunların hepsi bu proje için özel olarak şimdi yapıldı. Kaç karakter? 16 karakter midir? Evet. Biraz karakterleri anlatır mısınız? Var mı tercih sevdiğiniz bir karakter? Yok, hayır, asla. Şunu daha çok seviyorum. Hiçbirine ayırt edemem. Şu olsaydım. Hepsi o kadar başka yerlerdeki bana da, içimdeki bana da ya da bütün kadınlara da o kadar her türüne değiniyor ki hiçbirini ayırt edemem. Onlar hepsi bir mozaik de oluşturuyor bir taraftan baktığımızda. Çünkü birbirinden çok farklı kadınlar. Tanrıça, kraliçe, mitolojik kahraman kadınlar. Hemşire. Sonra Osmanlı'ya geliyoruz. Oradaki sultanlar, hemşireler. Yani o kadar farklı kadınlar ki hani hiçbirini birbirinden ayırt edemeyiz. İlkel çağdan o işte tarihsel arkaik ana tanrıça kültünden çıkmış. Aslında oyunda bunu söylememde bir sakınca yok. Biz bunu tamamen o ana tanrıça kültünün devamı, bütün kadınları da onun suretleri olarak kodlayarak çalıştık. Yani aslında
birbirinden baştan kopuk sona değil de evet, hepsi ana tanrıça işte ya da ne derseniz Doğan'a ya da dersiniz kutsal dişi ya da kübele. Hepsi birbirinden içinden doğuyor. Tıpkı uygarlıklar, medeniyetler gibi bir uygarlık, bir medeniyetlik sonlanıyor ama ondan sonra yeni bir medeniyet kuruluyor. Hali hazırda da öyle. Hala da bu, yani bence dünya sonlanana kadar da bu böyle devam edecek. Evet. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Evet, size soru sormak istiyorum, dönemedim. yok. Gerçekten. Biz de baştan beri aslında proje geldi. Kadın vurgusu var bu festivalde. Yani kadın kesinlikle konularına ve kadın üretimine dikkat çekiyorsunuz ve onu biraz bir şey gibi, yol gösterici gibi aldınız anladığım kadarıyla. Biraz anlatır mısınız bu kadın oyunlarına önem verdiniz? Nasıl seçtiniz onları? Aslında festivalde biz belli bir temayla ilerlemiyoruz yani hiçbir zaman. Zaten tiyatro festivallerinde de genelde öyle bir tema yok ama tabii ki bu bilinçaltı ve yaşadıklarımızla sonuçta tiyatro sanatı, yani benim yaptığım o anlamda o seçki ya da festival olarak yaptığımız seçkide toplumdan bağımsız ilerleyemez. İçinde yaşıyoruz çünkü sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Biraz onun da etkisi var tabii bu festivalde. Fakat sonuna geldim, yani o bütün o seçkileri yaptıktan sonra bir baktık ki gerçekten kadın teması çok daha ağırlıklı festivalde bu sene. Yoksa ben aslında düşünüyordum, yani şöyle düşünüyordum. Bu sene için tabii ki çok fazla şey yaşadık. Çok başka şeylerle uğraştık ama bir gerçekten de o temadan yola çıkarak belki gelecek festival ya da bir sonrakine şimdiden hazırlıklar yapmayı ben planlıyordum. Ama bu sene de böyle bir şeyimiz oldu. Projelerde yoğunluğumuz oldu. İşte kültürel projesi Yağmur Yağmur'un peki, yönettiği. Peki proje sizden mi geldi? Yok, biz yani açık çağrı yapıyoruz. Yerli yapımlar için açık çağrı da başvurular içinden geliyor. Onları değerlendiriyorsunuz. Onları değerlendirdik. Sizin projeniz yani. Evet. Ve sonra da inanılmaz toplantılarımız oldu. Siz ama ilk defa bir araya geldiniz. Biz evet ilk defa ama biz Feri'yle ve yönetmenle çok fazla konuştuk. Aslında bütün topluluklarda da öyle. Bütün bir şeyimiz Nisan, Mayıs, Haziran aylarımız bizim toplantılarla geçti. Ama baştan beri sevgili Feri de şeyi söylüyordu. Yani biz bu oyunu fiziksel olarak seyirciyle buluşturmayı çok istiyoruz. Çünkü şeyi de çok konuştuk. Yani pandemi işte hızlanırsa ve mekanları kullanamazsak gelin işte bunu şey yapalım. Belki daha çevrim içi yaparsak daha oralarda ya fiziksel oynayacağız dedi ekip. Ya da seneye de bu sene oynayamazsak böyle bir şey olursa seneye kalabilir ya da gelecek sezonda kalabilir. Şu anda bütün şeyimize gücümüzden aslında yani hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yani ne kadar zor ama o yani şu anda fiziki şartlarda tiyatro yapmak, prova yapmak bunlar da gerçekten çok zor. Yani herkesin bir hayatı, bir ailesi, endişeleri, kaygıları var. Ama şunu iletmek istiyorum ki festivalde başta olmak üzere ve bütün şu an oynayacağımız sahnelerde, yani bunları seyircilerimiz bilmeli. Tabii ki. Çok güvenli bir şekilde içeri alınacaklar. Yarı kapasiteyle oturtulacaklar. Maskesiz kimse içeride olmayacak. Evet. HES kodu, TC kimlik numarası gibi olabilecek. Bütün önlemler alınarak seyirci içeriye alınacak. Yani bunu söylemekte fayda var. Çünkü şu çok an doğru. Tiyatronun da seyirciye çok ihtiyacı var. Evet. Çok doğru. Evet, bütün bunu o kontrolleri de ben söyleyeyim dilerseniz tabii. Festival olarak. Zaten ekipler de biliyorlar, paylaştık. İKSV İnsan Kaynakları Departmanı kontrolünde bütün kurum doktoru ve İSG çalışanlarıyla birlikte bütün mekanların kontrolü bu anlamda yapıldı. Raporlamalar yapıldı. Seyirci, sahne seyirci. Yani mesela sahnenin yakın olduğu mekanlarda seyirci ilk 3 sıra, 4 sıra iptal edildi. Bütün havalandırma sistemleri kontrol edildi. Çünkü biliyorsunuz şey değil, dışarıdan temiz havanın sirküle ettiği sistemler önemli artık hayatımızda. Bütün hazırlıkları biz de o şekilde yürüttük. Bütün önlemleri aldık. Gerçekten de sadece o şey olarak bakmıyorum ben. Bu bir şeydir, birlikte bir üretim. Sahne üstü, sahne önü, sahne arkası, bütün çalışanlarımızla birlikte, mekanlarla birlikte aslında festivali yapma
kararı da biraz oralardan da çıktı. Yani çünkü aynı zamanda o 15 gün içinde biz bu alanda çalışan arkadaşlarımıza, mekanlara da festival olarak bir anlamda destek olabilirsek, çünkü orada yürüyen bir şey var, çark var ve o çarkı bozmamak gerekiyor. Ya da olabildiğince, elimizden geldiğince o sistemi yürütmek gerekiyor. Şu anda bütün çabalarımız o. Yani evet, her anlamda o. Hem topluluklar yeni işleri üretebilsinler, onlara festival olarak bir şekilde destek olabilelim. Ama aynı zamanda arka planda işte ışıktı, sesti, tüm çalışanlara da en azından festival süresince bir noktada destek olabilelim. Mekanları çünkü biliyorsunuz kullanıyoruz ve çoğu mekanı biz kiralıyoruz festival olarak. Bu desteğin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapmasaydık, durdursaydık orada bir boşluk olacağı, her anlamda ekonomik bir boşluk olacağı, duygusal bir boşluk olacağı. Bence de en önemlisi o umudu kaybetmemek istedik. Bütün bunlar vardı. Çok güzel. Siz bu oyuna nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi biz bu oyuna çok uzun aylardır yönetmenimizle çevirim içi Zoom üzerinden çalışıyoruz. Öyle mi? Evet, ayrı şehirlerdeydik. Pandemi sebebiyle ben zaten İstanbul'da olmak istemiyordum. O yüzden o da Ege'deydi, ben de Ege'deydim. Orada biz kendi bilgisayarlarımızdan Zoom üzerinden çalıştık. Haftalarca. Sonra Urla'da, sağ olsun bizim kaymakam, Urla kaymakamı, Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde dedim ki biz 10 gün bir girebilir miyiz oraya? Biraz fiziki prova yapmak istiyoruz. İzin verdiler. Destek oldular yani. Bu da bu dönemde o kadar önemliydi ki. Yani o kadar değerli ki. Orada fiziki prova yaptık. Bir 10 gün, 2 hafta. Çok kısıtlı bir ekiple. Yani ben hariç herkes maskeli. Orada da çok iyi dezenfekte ediliyor mekanlar, şudur budur. Giriş çıkış yoktu, oyun da yoktu. Yani bizden başka bir ekip de yoktu. Orada çok güvenli fiziki provaları yaptık. Sonra ben işte 3-4 gün önce İstanbul'a geldim. İstanbul'daki fiziki provalara başladık. Onu da oldukça güvenli bir şekilde yapıyoruz. Yani inşallah kazası belasız oyunumuzun premierini yapacağız. Şimdi tanıtımda gördüğüm kostüm de çok enteresan. Nilüfer Çamur çok yaptı. Çok şey var mı? Kostüm değiştiriyor musunuz? Hayır, yoksa? Şimdi prensibel olarak hani kostümde tek kostüm ama çok parçalı bir tek kostüm kafasından gidilerek bir şeyleri giymekten çok çıkarmak üzerine. Hani bir kostüm rejisi de öyle. Olabildiğince bunları yani hareket düzenini çalışırken de daha çok sahne içinde akan bir sistemde onları çıkarmak, giymek, değiştirmek, dönüştürmek üzerine bir formumuz var. Tabii bu filmleri biz işte bizim şey Urla'da çektik yani. Çok kişi. Güzel. Önce insan şaşırıyor. Şey değil mi? Açık havada mı olacak diye. Yok evet. Hayır. İşte Görkem'in en büyük buluşlarından biri bu yani bu projeyle ilgili. Bütün oyun boyunca arkada bir dijital dekor olacak. Yani bir sinema perdesi olacak. Ve ben sinema perdesinin bütün o projeksiyonun ışığını üzerime alarak, yani o arkadaki bütün görüntüleri üstüme giyerek aslında bütün oyunu oynayacağım. Ve zaman zaman da araya böyle bazı kadınları bu tarz küçük küçük filmlerle seyirciyle baş başa bırakacağız. Hani bir tiyatro sahnesinde de bir oyuncunun böyle çok yakın plan yüzüyle dolacak seyirci. Oradaki müzikle başka türlü dolacak. Yani bir sinema dayınmışçasına. Bakalım nasıl olacak. Baştan beri de çok, biz projede... Çok tebrik ediyorum. Onu konuşuyorduk zaten. Yani prodüksiyonu çok önemliydi. Ve sahnelere de karar verirken hep mutlaka bu projeksiyon... çağdaş anlatım çok şey... Çok değerli, çok yapılması gerekiyor. Çünkü artık hem seyircinin de buna çok ihtiyacı var. Evet. Gençlerin katılmasına ihtiyacı var. Evet. Ve yurt dışında biz bu oyunu her yerde oynayabiliriz. Kesinlikle. Biz perde ve projeksiyon olan her yere, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, her yerde, bir müzede, bir Biennale alanında,
her yerde oynayabiliriz. Bir üst yazı yaparız. İnternasyonel platforma çıkabiliriz. Bunlar da bizim aslında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çok güzel fikirler. Yani hayal demek istemiyorum çünkü bunları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Evet, onları zaten birlikte biz baştan beri konuşuyoruz. Ben uluslararası platform kapatmak açısından zorundayım. Eyvah. Yoksa kulağıma söylenip duruyorlar. Tamam. Reklam atmak istemiyoruz tabii ki. Ben size çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yolunuz açık olsun. Oyun çok heyecan verici. Gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Mutlaka geleceğiz, göreceğiz oyunları. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Ayça Bingöl, Leman Yılmaz geldiğiniz için, programa katıldığınız için. Ben programı Timur Selçuk'un anısına, onun güzel bir parçasıyla bitirmek istiyorum. Sevgili seyirciler, yarın tekrar birlikte olacağız. Timur Selçuk'un tüm sevenlerine, ailesine, yakınlarına buradan başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bir gece bezginiz, üstelik adam akıllı sarhoşuz. Ellerim, ellerimde.